Afrin. Afrin de Türkiye Amerika ile savaşıyor. Kimle savaşıyor? Bunu bütün dünya, Amerika böyle görüyor. Rusya böyle görüyor. Çin böyle görüyor. İran, Irak, Suriye, herkes böyle geliyor. Yani Afrin'deki savaş Amerika'ya karşı değilmiş. Amerikancılar bunu söyler. Amerika'nın neferleri, ipleri Amerika'nın elinde olanlar söyler. Bu solculukla falan ilgileri kalmadı zaten. Kimse de bunları solcu yerine koymuyor. Ondan sonra ama buradan söyleyeyim. Ancak ipleri Amerika'nın elinde olanlar, PKK'nın gölgesi altında zavallı konuma düşenler bu iddiaları ileri sürerler. Bunlar tamamen vatan savaşına karşı emperyalizmin emrindeki sahte solculardır. Emperyalizmin solcularıdır. Yani solcu da orada tırnak içinde. Emperyalizmin sahte solcularıdır bunlar. Acı olan, bakın bunlar şimdi tamamen PKK çatısı altına girdiler. O PKK'nın güdümündeler. İpler PKK'nın elinde. Fakat acı olan bu görüşler Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarafından savunuluyor. Ben onun için bunlara hiçbir kıymet vermiyorum. Önemleri yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı da önderlik etmiş Atatürk'ün partisinin bugün yönetiminde olanların bu sahte solcularla aynı görüşleri savunup bu bir saray savaşıdır. Diktatörlük için savaşıyoruz. Tayyip Erdoğan için savaşıyoruz. Yazık, bu savaşta otlar eziliyor. Efendim insana, doğaya tahribat geliyor diye. En son Tabip Odası'nın Merkez Konseyi'nin bildirisini Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tekrar etti. Okudu. Birinci mecliste Kılıçdaroğlu o verdiğimiz savaşa çıkıp da bu savaş yıkım getiriyor diye konuşma yapabilir miydi? Konuştururlar mıydı onu? Böyle bir yazı yazabilir miydi? O Türkiye'nin 1918-22, 1914-22 ortamında o 8 yıl içinde herhangi bir tabip odası, mühendis odası veya başka bir oda veya kurum veya kuruluş çıkıp da bu savaş yıkım getiriyor şeklinde bir propaganda yapabilir miydi? Yani bu çok acı, çok acı. Bunun demokrasiyle de bir ilgisi yok. Çünkü bu tamamen emperyalizmin hakimiyetini davet eden, sonuç itibariyle de demokrasiyi de temelden ortadan kaldıran bir çabanın nerelere kadar uzandığını gösteriyor. CHP yönetiminin tepesine kadar uzandığını gösteriyor. Peki,